Yüzdelerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 5 sayısını yüzde oranı olarak yazınız. 5 tam sayısına bakıyorum. Bunun paydasında 1 olduğunu görüyorum. Yüzde olarak yazmak için bunu ben paydasını 100'e eşitlemem gerekiyor. 100 ile genişletirsem paydası 100 olur. 100 çarpı 1'den 100'ü genişletme sırasında pay ile de çarpmayı unutmadım. 5 çarpı 100'den de 500'ü buluyorum. Bakın yüzde alttan yukarıya doğru okuduğumda yüzde 500 olduğunu görüyorum. Yüzde derken yüzde sembolünü yazdım. Yanına da 500 sayısını yazınca yüzde oranı olarak yazabiliriz. Bir onluk sayımız var. Bu sayıyı yüzde oranı olarak yazınız. Şimdi biz bu onluk sayıyı kesir olarak yazarsak 0 tam binde 7'dir bu. Binde 7 olarak yazdım. Yüzde oranı olarak yazmam gerekiyor. Dolayısıyla bunun paydasındaki 1000'i 100 yapmam gerekiyor. 1000'i 100 yapmak için bir tane sıfırını sildim. Yani 10'a böldüm. Yukarıdaki sayıyı da 10'a bölmeyi unutmuyorum. Yüzde 0 tam 10'da 7'dir. Yani ben bunu yüzde sembolünü yanına da 0 tam 10'da 7 yazarak yazabilirim. Bu sefer yüzde şeklinde vermişler. Bizden bunu rasyonel sayı olarak yazmamızı isteniyor. Okuduğum zaman %25'tir. Paydasına 100'ünü yazdım. Payına da %25'ini bu şekilde yazabilirim. Rasyonel sayı demek burada kesirli olarak senden yazmanı istiyor. %4 tam onda 8 sayısını rasyonel sayı olarak yazınız. Benden rasyonel sayı olarak istiyor. Demek ki ondalık sayıdan kurtulmam gerekiyor. Öncelikle bunu %4 tam onda 8 şeklinde yazıyorum. Ama yukarıdaki ondalık sayının kurtulması gerekiyor. Burada ondalık sayıdan kurtulmak için 10 ile çarpacağım. Virgülü bir basamak sağ tarafa getirdim. 48 oldu. Tabii 10 ile çarptım. Paydayı da 10 ile çarpmayı unutmuyorum. Rasyonel sayı şeklinde binde 48 şeklinde yazabiliriz. %300 sayısını rasyonel sayı olarak yazmamı isteniyor. Aşağıdan yukarıya doğru %300 şeklinde yazdım. Payı ve paydayı gösterdikten sonra kesir olarak yazdım. Ama tavsiyem size bunu en sade biçimde yazmanız. Bakın 2 sıfır yukarıdan, 2 sıfır da aşağıdan gitti. 3'ün 1'e bölümü de 3'tür. Unutma, her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Bunu 3 tam sayı şeklinde de yazabilirsin. Sembol kullanmış %0 tam 14 sayısını rasyonel sayı olarak yazınız diyor. Bakın yüzde sembolüm var, bunu paydama yazdım. Yukarıya da 0 tam 10'da 4'ümüzü yazdık. Ne dedik? Yukarıdaki onluk sayıyı kurtarmamız lazım burada. 10 ile çarparsan 4 olur. Yalnız 10 ile çarparken burada paydayı da 10 ile çarpmayı unutmuyorsun. 1000'de 4, hatta bunu daha da sadeleştirebilirim. 4'ü 4'e böldüm 1 oldu. 1000'i 4'e böldüm o da 250 oldu. En sade biçimiyle 1 tam 1 bölü 250 şeklinde yazabiliriz. %13 rasyonel sayı olarak yazınız diyor. %13'ü aşağıdan yukarıya doğru okuduğum gibi yazıyorum. Yüzdeyi alta yazdım. Payda kısmını yazdım. 13'ü de yukarı yazdığım zaman verilen, sembolle verilen bir yüzdelik sayıyı rasyonel sayı olarak yazmış oluruz. %8 sayısını ondalık sayı olarak yazınız. Kesir olarak isteseydi 8 bölü 100 şeklinde yazardım. Baktığım zaman bu payı ve paydasına bakıyorum. Basit kesir olduğunu görüyorum. Basit kesirleri ondalık sayıya çevirirken tam sayısı olmadığı için 0 tam diyorum. %8'i 0,8 olarak yazabilirim. Yüzde dediği için virgülün sağ tarafında iki tane rakam bulunur, olması gerektiğini unutmayalım. Şu şekilde sakın ha yapma. Bu onda 8'dir. Lütfen biraz dikkatli olalım. %32 tam onda 6 sayısını ondalık sayı olarak yazınız diyor. Önce kesir olarak yazıyorum. 32 tam onda 6. Yüzde diyorsa payda da 100 olması gerekiyor. %32 tam 10'da 6. Bakın şöyle yapabilirim. 32 tam 10'da 6 sayısını 100'e bölmem isteniyor burada. Yani benim burada virgülü 2 basamak sol tarafa doğru kaydırıyorum. Kaydırdığım zaman virgül 326. Başına da 0 tam sayısını yazarsam 0 tam binde 326 şeklinde ondalık sayıya çevirmiş olurum. %625 sayısını ondalık sayı olarak yazınız. Baktığım zaman önce kesir olarak yazmakta fayda var. %625 yorumlayacak olursak 625'i 100'e bölmem isteniyor. 625'ini yazdım. Sonunda 2 sıfır olsaydı silerdim. 0 yoksa virgül 2 basamak, 100'ün içerisinde 2 sıfır olduğu için 2 basamak sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. Kaydırdığım zaman bu 6 tam %25 olur.